işbirliğini, özellikle vekalet savaşlarına vermiş oldukları destek, gelir eşitsizlikleri, oradaki yoksulluklara gözlerini kapatmaları, bizim sınırımızda 2011 yılından beri Suriye iç savaşına olan hakikaten insanlık dışı bakışları bu sonucu doğuruyor. Ölenlerin içerisinde orada çocuk var mı yok mu, kadın var mı yok mu, elbette ki arama kurtarma çalışmaları sonrasında bakacağız. Ama çocukların hayatını kaybetmeleri, kadınların hayatını kaybetmeleri, yaşlıların hayatını kaybetmelerini hiç kendilerini dert etmeyen bir batıyla ve bir dünyayla karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra da Türkiye bütün vicdanıyla, bütün merhametiyle bu meseleye el uzatmaktadır. Hem göçmen kaçakçılarıyla mücadele etmekte ve bunu bitirmeye, sonlandırmaya çalışmaktadır. Hem de uzanabildiği kadar Afrika'nın uçsuz bucaksız noktalarından Suriye'ye kadar her noktaya elini uzatmakta ve merhametini, insani yardımını ortaya koymakta ve sadece öyle değil, aynı zamanda dünyanın bütün ülkeleriyle de bu haksızlıklara son verilmesi için gerek diplomatik yönden, gerekse de uluslararası ilişkiler seviyesinde buna el atmaya çalışmaktadır. Birçok bunun için platform oluşturmaktadır. Ama Batı'nın bu noktaya karşı hem acımasızlığı, hem çifte standartı, hem insanlık dışı bakışları, hem mış gibi yapması maalesef Batı'nın bir karakteri olarak 21. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Allah onlara da akıl fikir versin. Allah onlara merhamet, insanlık, vicdan nasip etsin. Çünkü her şeyi para olarak gören, maddiyat olarak gören ve kendi yönetim katlarının devamı olarak gören bir anlayışla karşı karşıyalar. Burada karşı karşıya kaldığımız durumda arkadaşlarımız bu çalışmaları yapacaklar. Biraz sonra biz de olay mahallini hem havadan hem de gölün üzerinden görmeye çalışacağız. Tekrar ölenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün gece itibariyle de buraya geleceğimizi tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuk, arz ettik. Kendisine talimatlar oldu. O talimatları çerçevesinde hem arkadaşlarımıza ilk değerlendirmelerimizi yaptık, hem de inşallah buradaki ne kadar karmaşık bilgiler verilmiş olsa durumu netleştirme hususunda elimizdeki bütün imkanları arama kurtarma açısından seferber edeceğimizi bir kez daha sizden huzurunda ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. İnsanlığın başı sağ olsun.